kuşlar, uçuşuna imrendiğimiz, özgürlüğün bir simgesi diye baktığımız. Özgürlüğümüzü budayan, ayağımızı yerden kesmenin güçlüğü mü? Bundan mıdır düşlerimizde uçma ile düşmenin olduk olası bir araya gelmesi? İnsanoğlu gözünü gökyüzüne diktiğinden beri kuşlar gibi uçmak istemiş. Onları taklit edip kanat takarak uçmaya çalışmıştır. Girit kralı Minos, Daidalos ve oğlu Ikarus'u bir labirente kapatır. Daidalos tüylerden kanat yapıp onları bal mumuyla omuzlarına takar ve baba oğul labirentten kaçarlar. Uçmanın zevkini tadan Ikarus, babasının uyarısına rağmen yükseldikçe yükselir. Güneşe çok yaklaştığından bal mumu erir ve denize düşer. Uçmaya duyduğu merak, insanı zamanla yeni denemeler yapmaya yöneltir. Hazerfen Ahmet Çelebi, 1630 yılında yaptığı kanatlarıyla ilk kez uçmayı başarır. Lodos'un kuvvetle estiği bir gün, Galata Kulesi'nden kendini kaldırıp atmış ve herkesin gözü önünde uçmaya başlamıştır. Uçmanın zevkine varan insan, bu özlemini gidermenin birçok yolunu bulur. Günümüzde bu yollardan en pratik ve ucuz olanı yamaç paraşüt sporudur. Havada tek başına olmanın verdiği tedirginlik, rüzgarı her an hissedip doğayla, gökyüzüyle bütünleşmek çok az spora özgü bir zevktir. Yamaç paraşüt pilotları ruhun bedene yaşattığı en büyük korkuyu ve zevki iç içe yaşarlar. Sırtını rüzgara dönerek askı iplerini sertçe çeker. Kanadı toprağın üzerinden yükselir. Gökyüzüne fırlatılmış büyük bir yelkenli gibi. Ne tüyler ne bal mumu Ikarus'u düşmekten koruyabilen bir uçurtma. Ikarus için 3000 yıl geç. Onun için ise tam sırası. Bu onun gazete kağıdından yaptığı uçurtması. Çocukluğundan beri düşlediği şey. Sonsuz maviliğin içinde gitip gitmek. Kaybolmak. Yukarıda kendine ait özel bir an yakalar. Ve o an hiç inmek istemez. Yere ulaştığında ayaklarının biri yere değer, ardından diğeri. Yeryüzü bir yere gitmez. Kendini başladığı yerde bulur. Uçmak nasıl bir şey? Uçmak tarifi çok zor. Çok çok güzel bir duygu. Yani tarif etmesi gerçekten çok zor ama şöyle söyleyebilirim. Herkesin problemleri vardır, sıkıntıları vardır, dertleri vardır ama paraşütümü alıp ben çıktığım zaman her şey aşağıda minimincik kalır. Hiçbir şey kalmaz. Omuzlarımdaki bütün yükü aşağıda bırakırım. Yukarıdan şöyle bir bakarım her şeye. Özgür olmak dedikleri bu olsa gerek. Gerçekten çok çok güzel bir duygu. Yamaç paraşütü. Doğayla uyum halinde yapılan bir spor dalı. Özellikle hava koşullarını bilmeden ve değerlendirmeden bu sporu yapmak mümkün değil. Yamaç paraşütü, termik, ısınan havanın yukarı doğru yükselmesi gibi teknik konularda bilgi gerektirir. Yamaç paraşüt pilotları hava akımlarını kullanarak uçuşlarını gerçekleştirirler ve bunlar sayesinde saatlerce havada kalabilirler. Bugün yükseklik dalında dünya rekoru 4530 metre, mesafede ise 335 kilometredir. Paraşüt zaten yapı olarak, aerobik yapı olarak mükemmel tasarlanmış bir yapı. Zaten uçma isteği var. Yani uçmak istiyor. Yalnızca kendisine hükmedecek, kurallar koyacak bir şeye birini arıyor. Ki o da biz oluyoruz. Bay, bayan fark etmez. Yalnızca onu tanımak, onu bilmek. Sağ istediğinde sol yaparsa. Çünkü o rüzgarla oynuyor. Biz orada rüzgarla oynuyoruz. Oyun arkadaşı diyoruz biz rüzgara. Geri geldiğinde ağaçları bile kökünden sökebilecek bir kuru. Ona ters yaparsak, onu kızdırırsak bize vereceği tepkiyi biliyoruz. O yüzden onunla uyumlu olmak her şeyi bitireceğine inanıyorum. Türkiye'de bu sporun yaygınlaşması ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için Türk Hava Kurumu Eskişehir İnönü Eğitim Merkezi tarafından kurslar düzenleniyor. Ayrıca Türkiye Şampiyonası gerçekleştiriliyor.
Başlangıç kursları yaz aylarında 3 dönemde veriliyor. Yaklaşık 20 kişilik bir talep geldiğinde bölgesel kurslar da organize ediliyor. Bu kurslar ücretsiz olup öğrencilerin barınma ve yemek ihtiyaçları da Türk Hava Kurumu'nca karşılanıyor. Bu branşta, havacılıkta hataya yer yok. Hatanın telafisi havadayken mümkün olmuyor çoğu zaman. Havacılıkta mutlaka eğitim alınması şart. Eğitim alınmadan yapıldığı takdirde çok büyük riskler, sakatlıklar, hatta ölümle sonuçlanabilecek kazalar meydana gelebilir. Havada yalnızsınız. Her şeye kendiniz karar vermelisiniz. Başınıza gelebilecek bir şeyi doğru değerlendirme zorunluluğunu hissediyorsunuz. Tepeye çıkan pilot her uçuşu yeni bir uçuş olarak değerlendirip, o günkü koşulları iyice değerlendirip bakmalı. Eğer hava şartları uygunsa, uçuşa müsaitse o zaman uçmaya karar vermeli. Ben istem dışı bir emerjansı yaşadım. Gerçek bir emerjansı oldu. Tabii bilinçli yaptığınız hareket dışında, yani bilinçsiz olarak girdiğiniz emerjans bir pozisyon adrenalini biraz yükseltiyor. Biraz korku yaşıyorsunuz. Ben virile girdim. 8 tur kadar dönüş yaptım. Kurtulma hareketlerini denedim fakat yetersiz kaldı. Yedek açmak durumunda kaldım. Yedek açınca da denize indim. Bir şey yok görünüyor. Kurslar 12 gün süreli olup kursun ilk 4 günü yer eğitimi veriliyor. Kalan 8 gün içerisinde ise öğrencilere 10 uçuş yaptırılıyor. Bu kurslara katılabilmek için 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurulması gerekiyor. Kursa katılacak öğrenciler kontenjan dahilinde seçimle belirleniyor. Öğrencilerimiz kursa ilk geldikleri gün, ilk 4 gün içerisinde endişe, heyecan, merak, birazcık da sıkıntı içerisinde oluyorlar. Ancak ilk safhasında, eğitimimizin ilk safhasında 4-5 günlük süre içerisinde aldıkları eğitimden sonra bu endişeler, bu duygular giderek azalmaya başlıyor. Özellikle öğrencilerimize biz bu özgüvenini artırmak için, kendi başına uçabilecek seviyeye getirebilmek için uygulamalı olarak pratik çalışmalar yaptırıyoruz. Bu çalışmalar sırasında öğrencilerimiz kendi başına kanadı daha yerdeyken kontrol etmeye başladığı zaman büyük bir değişim gösteriyor. Kursumuzun 5. gününden itibaren öğrencilerimizin hemen hemen tamamı kendi başlarına uçabilecek seviyeye geliyorlar. O özgüveni kendilerinde bulabiliyorlar. 15-15-10. Ayrıca her yıl düzenlenen Yamaç Paraşüt Şampiyonası uçma tutkunlarını bir araya getiriyor. Yarışmacıların ortak heyecanı yalnızca uçmak. Havada ne yapıp ne yapamadıklarını görebilmek, boşlukta ayaklarını sallayıp gökyüzüne dokunabilmek. Şüphesiz yaşanması lazım. Yani anlatılması belki biraz zor ama şüphesiz çok güzel bir spor olduğunu söyleyebilirim. Ve herkese de tavsiye ederiz. Onlar bulutları şiirlerden söküp asıllarına döndürürler. Gördükleri her tarlaya iniş alanı gözüyle bakıp, rüzgarı hayatlarının yönünü tayin eder gibi beklerler. Başının üzerinde gökyüzü var olduğu sürece insanoğlu uçma tutkusundan vazgeçemeyecek. Ve bu merak, heyecan hiç azalmayacak.